O konu kulak veririm söz sende RegarNur? Yanımda ligin çok tecrübeli destek oyuncularından UnitBack var. Hatta ligin profesyonelleşmesinden bu yana da bir şekilde ligde kendine yer etmiş bir isimsin. Öncelikle hoş geldin. Bir bir biten bir seri var Galatasaray karşısında. Neler söyleyeceksin genel olarak oyunlarla ilgili? Ya i̇ki oyun da aslında birbirine çok yakındı. Ama yapılan hatalar büyüktü diyebilirim. Özellikle ikinci maçta Siege kompu olduğu zaman rakiba baron vermemeniz gerekiyor. Biz de hata yaptık mitte kuleyi alırken aslında kuleye odaklanmamız gerekiyordu ama adamlarla savaşmayı tercih ettik. Yanlış bir karardı. Daha sonrasında baron aldılar zaten. Siç Comp'un counter'da zaten. Baron alındığı zaman sizin engelliyorlar puşlamanızı. Bu şekilde hata yapmayarak da devam ettiler ve kazandılar. Aslında baron dedin bu seride bizi en çok heyecanlandıran sonra da şaşırtan şeylerden birisi takımların ısrarla barona gitme çabası, evet. çabasıydı. Neler söyleyeceksin bu baronla ilgili? Bu acaba bir tereddütten mi kaynaklanıyor? Ne yapacağını bilmemekten mi yoksa belli bir stratejinin ürünü mü? aslında Baron'daki vision kontrolü sağladığımız zaman biz bait demek istedik aslında orada. oyun ilk oyunda özellikle çok görmüşsünüzdür. Rakibi çekmek istedik. Onları pick up'lamak, yakalamak istedik ama ee, rakip de kontrolde oynadı. Ee, yapabileceğimizi düşündük ama damage'imiz etmeni zamanlar da oldu. İkilemde kaldıklarımız oldu. Bunlar da etkiledi zaten oyun seriyi. Barın ya, direkt kolları gerçekten etkiledi diyebilirim. Genel anlamda baronu deneyen takımın takım savaşını kaybettiğini ardından da maçı kaybettiğini evet. gördük. Ee, peki merak edilen bir başka konu Fenerbahçe ligde 5 e, kişiden fazla bir kadro ile oynayan e, takımlardan bir tanesi ve alt koridorda yedekleriniz mevcut. Ee, sen de alt koridorda Elysian ile oynuyorsun, o da eski bir orta koridor oyuncusu. Aranızdaki sinerji, alt koridorun genel performansı hakkında neler söyleyebilirsin? E, Elysian eskiden arkadaşım. Bu konuda anlaşma konusunda aslında hiçbir sıkıntımız olmadı. Sadece öğrenmek için daha çok çalışık diyebilirim ve bu beni de etkiledi aslında. Ben de kendi eksiklerimi gördüm ve tamamlamış oldum bu konuda. E, Eligin'le olabildiğince çok oynamaya çalışıyoruz. Birlikte e, yabancıları izliyoruz, onun haricinde. Şu an herhangi bir sıkıntı yok, bence çok hızlı ilerliyoruz hatta Eligin'le. İlerleyen günlerde Scrim'deki performansımızı lige yansıtırsak aslında ben yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum ligde. İlerleyen günlerde göreceğiz bunu zaten sinerji artarsa çok daha iyi yerlere geleceğiz diyorsun. Son sorumda aslında Broken Blade'e sorduğum sorunun bir benzerini sana soracağım. Gelecek hafta fikstürü. Evet. Tabii onların aksine sizin e, tablonun tepesindeki takımlarla maçlarınız var. Dark Passage ve HVA Gaming. Bir sonraki hafta maçlarıyla ilgili neler söylemek istersin? Ya bundan sonra kesin kazanmamız gerekiyor. Aslında gerekiyor demeyeyim de hani kazansak bizim için daha iyi oluyor. Kaybettiğimiz maçlarda hep improvelamak için çıkıyoruz zaten. Hani kaybettik, üzülüyoruz gibi bir şey yok. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyoruz kaybettiğimiz maçlardan. Ama bundan sonra daha dikkatli oynayıp ee, kazanmak, kesin kazanmak demeyeyim de kazanmak için oynayacağız diyebilirim. Her maçları öyle oynuyoruz aslında. Şu an biraz yanlış konuştum. <laughs> Anladınız. Abi ben çok iyi anladım. Bakalım bu gelişme mantalitesi sizlerde galibiyetlere dönüşecek mi? Ee, yanımızda unit back vardı 1907 Fenerbahçe Espor'dan. Seni de tekrardan tebrik ediyorum. Bir puan için ve sözü analiz masasında bırakıyorum. Sizdeyiz.